Sevgili takipçilerim, öğrencilerim ve çok sevgili danışanlarım. 2020'nin en önemli gezegen hareketlerinden biri olan Mars'ın Koç burcundaki transitinden bahsetmek istiyorum bu videoda. Evet, Mars enerji gezegeni olarak biliyoruz onu ve normal döngüsü içerisinde zodya 2 yılda bir dolaşır ve her burçta ortalama 2 yılda bir ziyaret ettiği burçta 2 ay kadar kalır. Bu yıl Mars Koç burcunda uzun süre kalacak. 2021'in 7 Ocağı'na kadar Mars'ı Koç burcunda göreceğiz. Kuşkusuz bu tabii ki çok önemli. Kişisel olduğu kadar tüm dünya için toplumsal alanlarda da çok önemli bir gezegen geçişi olacak. Ve üstelik bu sefer Mars Koç burcunda retro harekette yapacak. 28 Haziran'da geçiş başladı. Retro süreci 10 Eylül'de başlayacak. 15 Kasım'a kadar Mars geri harekette olacak. 15 Kasım'dan itibaren ileri harekete dönecek ve 7 Ocak 2021'e kadar da Koç burcunda transitini sürdürecek. Öncelikle Mars Koç burcunu yönettiği için bu burçta söz sahibi, kendi evinde, kendi burcunda çok güçlü bir seyirde olacak. Mars'ın olumlu tezahürleri olduğu kadar tabii ki gölge yanları da var. Klasik astrolojide Mars, Satürn'le beraber malefik gezegen olarak tabir edilir. Zorlayıcı, biraz daha kötücül enerjiler ortaya çıkardığı kabul edilir. Mars, fiziksel enerjimizi yönetir. Eyleme geçme kabiliyetimiz, libidomuz, mücadele gücümüz, savaşma potansiyelimiz, dayanıklılığımız, rakiplere karşı savunma gücümüz hep Mars'la alakalıdır. Evet, hem fiziksel aktivite anlamına geliyor hem de harekete geçme cesareti, motivasyonu, özgüvenini temsil ediyor Mars. Koç burcunda bunlar bize olumlu olarak yansıyabilir. Yani daha aktif, daha dışa dönük, kişisel olarak daha özgüvenli, daha cesur, eyleme dönük, inisiyatif alabilme potansiyelinde olabiliriz. Ama her şey dengeden ibaret ve tüm bu faaliyetlerde tabii ki dengede olduğunda verimli olur. Aksi halde Mars çok dürtüsel, çok sabırsız, çok tepkisel, çocuksu, bencil, saldırgan bir hale de gelebilir. Rekabet etme içgüdümüz artacaktır Mars Koç'larken. Çünkü Mars Koç da yarışmayı sever, kazanmak ister. Kazanma arzusuyla rakiplerine karşı aktif bir şekilde harekete geçebilir. Bir yandan daha bencil, daha sabırsız bir şekilde istediği şeyler için hevesli olacaktır. Cesurca hemen sahip olmak isteyecektir. Eyleme dönük olacaktır. Savaşçıdır. Mars çünkü savaşçıları da anlatır. Askerleri yönetir, orduları yönetir, her türlü savaş aletlerini, silahları, kesici aletleri, ateşi Mars yönetir ve Mars Koç da tabii ki o savaş enerjisini de aktif hale getirecek. Bu bireysel hayatlarımızdaki savaşma içgüdüsü olduğu kadar tüm dünyada, toplumsal alanlarda da savaş potansiyelini, savaş içgüdüsünü, eylemini de daha güçlü bir şekilde ortaya çıkaracak gibi görünüyor. Bedensel olarak tabii ki vücudumuzun da bir savunma sistemi var. Vücudumuzun da dışarıdan gelen her türlü mikroplara, bakterilere, saldırılara karşı bir savunma sistemi var. Vücudumuzun da askerleri var. Bunları da Mars yönetiyor. Bu dönemde tabii ki kuşkusuz bireysel savaşma, bireysel savunma sistemlerimiz de önemli hale gelecek. Evet, ateşi yönetir, yangınları yönetir Mars. Olumsuz tezahürlerinde kavgalara, tartışmalara açık bir hale gelir. Yangınlara, kazalara potansiyel bir zemin hazırlayabilir. Öncelikle 10 Eylül'e kadar Mars'ı ileri harekette göreceğiz. Mars'ın ileri hareketteki olduğu pozisyonlarında özellikle tabii ki bu geçişte bireysel anlamda aktif bir şekilde Mars'ı daha verimli kullanma potansiyelimiz de artıyor. Mars Koç'ta olduğu için diğer ateş burçlarımız Koçlarla beraber Aslan,
ve yay burçlarımızın da enerjileri çok yükselecek aslında. Çok güçlenecekler, özgüvenleri artacak, motivasyonları artacak ve hayatlarında başarılı olma, güç elde etme konusunda verimli bir döneme giriyorlar. Ancak öncü burçlarımızın olumlu olduğu kadar olumsuzluklara karşı da temkinli olması gerekecek. Koçlarla beraber terazi burçlarımız, yengeç burçlarımız ve oğlak burçlarımız. Bu burç gruplarımız, yükseleni bu burçlarda olanlar ve kişisel doğum haritalarında özellikle öncü burçları olanlar Mars geçişinden daha fazla etki alacaklar. Lütfen kişisel doğum haritalarınızı kontrol ediniz. Koç, terazi, yengeç ve oğlak burçlarında gezegenleriniz varsa demek ki bu önümüzdeki 6 ay daha fazla Mars etkisi altında olacağız diyebiliriz. Evet, tabii ki bazı özel günlerimiz var. Özellikle Mars'a dikkat etmemiz, daha temkinli olmamız gereken günler var. Bunlardan bahsedeceğim. Olumlu tezahürlerde Mars çok faydalı bir gezegen. Gücümüzü arttırıyor, enerjimizi arttırıyor. Mücadele edebiliyoruz, savaşabiliyoruz. Rakiplerimizi yenme potansiyelimiz oluyor. Özgüvenimiz yükseliyor ama gölge yanlarıyla kazalara, kavgalara, tartışmalara daha açık bir zeminde hazırlıyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle ilk açısını 8 Temmuz'da retro Merkür ile yapacak. Dolayısıyla 7, 8, 9 yani bunu artı eksi 1-2 gün alabilirsiniz. Merkür, Mars biraz hani sözsel tartışmalar ortaya çıkarabilir. Münakaşalar ortaya çıkarabilir. Günlük hayatımızda ufak tefek de olsa böyle kazalara, sakarlıklara meyil hazırlayabilir. Buna lütfen dikkat edelim. İlerleyen günlerde Mars özellikle Ağustos ayında çok güçlü açılar yapacak. Ağustos ayının hemen başında Mars'ı 4 Ağustos'ta Jüpiter'le kare yaptığını görüyoruz. 3 Ağustos, 4 Ağustos, 5 Ağustos. Jüpiter büyütücü bir etkidir. Mars'la kare yaptığında enerjimizi kontrol etmekte zorlanırız. Örneğin araç kullanıyorsunuz, daha hızlı kullanmak istersiniz. Herhangi bir konuda harekete geçiyorsunuz, eyleme geçiyorsunuz, kontrolsüz bir şekilde riske girebilirsiniz. Buna dikkat edelim lütfen. Ağustos, 3, 4, 5 Ağustos bu riskler. Evet, özgüvenimizi arttırır ama fazla özgüven sizi çok savunmasız da bırakabilir. Yani risklere açık bir hale gelebilirsiniz. 13 Ağustos Mars Plüto'yla kare açı yapacak. Öncü burçlarda 22 derece 23 derece arası özellikle etkili. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. 22 derece 23 derece yakınlarında böyle öncü burçlarda gezegenleriniz varsa bu Mars Plüto karesi etkiler sizi. İkisi de malefik etki. Büyük çatışmalar, tartışmalar, büyük kazalar, patlamalar anlamına geliyor. Tabii bu bir ani bir savaş, bir mücadele enerjisi verebilir dünya üzerinde. Yer hareketlerini arttırabilir deprem gibi ve özellikle yanardağ faaliyetlerini de arttırabilecek bir açıdır. Yani dünyanın çeşitli bölgelerinde yani hassas olan bölgelerde aktivite olması mümkün olan yerlerde biraz daha bunlara dikkat etmek gerekiyor. Ardından Mars bu sefer 24 Ağustos'ta Satürn'le kare yapacak. 23 Ağustos, 24 Ağustos, 25 Ağustos. Satürn Oğlak Burcu'nda biliyorsunuz artık tekrar bir geçi Oğlak Burcu'na döndü. Mars-Satürn karesi yine öncü burçlarımızda. Öncü burçlarımızı etkileyecektir. 24 Ağustos ve yakınlarında Satürn sınırlamalar, kurallar demek. Mars da bir şekilde eylem demek, harekete geçmek demek. Yani aslında bir şekilde eylemlerin kısıtlanması, sınırlanması, engellenmesi, fiziksel hareketliliğin engellenmesi gibi bir potansiyeli var. Otoriteyle ilgili, üstlerle ilgili, aile büyükleriyle ilgili çatışmalar biraz böyle olabilir hayatımızda, münakaşalar olabilir. Ve Satürn kemikleri yönetiyor, vücudumuzda iskelet sistemini yönetiyor. Mars Koç burcunda yine kaslar, adaleler yönetiminde. Mars Satürn karesi böyle adale zedelenmeleri, işte düşme, vurma, çarpma dolayısıyla oluşabilecek kırıklar anlamına gelebilir. Dişlere de dikkat etmek lazım. Çünkü diş de iskelet sistemimizin bir parçası. Yani Mars Satürn karesine böyle bir şekilde kırılmalar, düşmeler, vurmalar, çarpmalar ya da dişlerle ilgili sorunlar veya kronik sorunlar artış gösterebilir. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Ve 10 Eylül'de
Mars retroya geçecek. Şimdi Mars'ın retrosu her zaman daha bir sıkıntılıdır. Retro çok sık olmaz. Özellikle Mars gibi 2 yılda bir zodyağa dolaşan bir gezegenin Koç burcunda retro yapması hani çok sık rastlanan bir durum değil. En son geçmişe baktığımızda Mars Koç burcunda 1988 yılının sonbaharında, Ekim ayında retro hareketteydi. Ve şimdi tekrar Koç burcunda retro yapacak. 10 Eylül'de başlıyor, 15 Kasım'a kadar. Bir gezegen tabii gökyüzünde geri gitmez. Sadece o şekilde astrolojik olarak onu tanımlıyoruz. Aslında dünyaya yaklaşır yörüngesel olarak. Yörüngesi yaklaştığı için bir şekilde yavaşlar ve geri gidiyormuş gibi algılanır. Ama dünyaya çok yaklaştığı için etkisi, enerjisi de güçleniyor. Özellikle kadim zamanlarda dünyaya yaklaştığı için Mars retro dönemlerinde rengi de kırmızı olduğu için daha iyi gözlemlenmiştir ve kırmızı gezegen dünyaya yaklaştığında ve dünyadan gözlendiğinde olumsuzlukların arttığına dair işte savaş potansiyelinin veya kaza potansiyellerinin arttığına dair de beklentiler olmuştur. Biraz olumsuz ve sıkıntılı bir dönemdir. Her şeyden önce fiziksel aktivitelere bu dönemde dikkat edeceğiz. Çünkü enerji, yani Mars'ın gezegenin enerjisini kontrol etmek zorlaşır. Dışa dönük değil, biraz daha içe dönük olabilir. Daha dengesiz bir enerji ortaya çıkarabilir. Bu da fiziksel kazalara yol açabilir. Ve tabii ki anlaşmazlıklar, kavgalar, tartışmalar, savaş potansiyelleri, askerlerle, ordularla alakalı. Tabii bu ülkeler için toplumsal açıdan baktığımızda aslında savaş potansiyelinin artabileceğini de işaret ediyor bu süreç özellikle. Bununla beraber toplumsal anlamda mücadele gerektiren konularda Mars retrolarında sağlık konuları da hassasiyet kazanabilir ve belki pandeminin, dünya üzerindeki pandeminin tekrar sonbaharla beraber aktifleşmesi, özellikle 10 Eylül'den itibaren zorlayıcı koşulların olması mümkün. Bir şekilde belki fiziksel aktivitelerin kısıtlanması, bazı engellerle karşılaşmamız bu dönemde sembolik olarak işaret ediliyor olabilir. Özellikle tabii bölgesel olarak Orta Doğu'daki savaş potansiyelinin, oradaki ordular arasındaki askeri alanda olabilecek hareketliliğin artması mümkün. Burada tabii Libya ve Mısır konusuna dikkat etmek gerekiyor. Yine Türkiye'nin Libya'daki ve Orta Doğu'daki pozisyonları, buradaki retro döneminde biraz daha belki muhalefetle karşılaşılması, bazı saldırıların olması mümkün. Rusya'nın çok Mars retrolarında çok aktif olması, daha saldırgan olması mümkün. Özellikle çünkü hem Rusya'nın haritası hem Putin'in haritası önemli etkiler alıyor Mars retrosunda. Burada Libya'daki pozisyonlarda biraz daha askeri alanda streslerin artmasını bekleyebiliriz. Ülkemizin natal Mars'ı terazidir. Ve Mars retrosu ülkemizin haritasının 10. evinde olacak. Yani bu aslında ülkemizin yönetimi, hükümet, liderler ve ülkemizin dünya kamuoyundaki pozisyonuyla da alakalı. Ve öncü bir burçtaki bu retro ülkemiz içinde çok güçlü etkiler oluşturacak gibi görünüyor. Zaten şu anda hani tüm bu oluşumlarda Türkiye'nin de çok ön planda söz sahibi olması ve çok etkin olması, ama aynı şekilde ciddi bazı durumlarla, hani belki saldırılar olabilir, karşı koyuşlar, muhalefetler olabilir, karşılaşması da mümkün görünüyor. Özellikle Rusya ile olan ilişki dinamiklerine dikkat etmek lazım. Ve Libya'daki pozisyonlarda tabii ki Mısır'ın buradaki hareketleri öne çıkacak. Ve aynı şekilde gerek Rusya olsun, belki Fransa'nın pozisyonları Libya'daki askeri hareketliliğin stres oluşturmasını bekleyebiliriz. Aynı şekilde Hindistan ve Çin arasında da aktivite burada artabilir. Yani yine savaş rüzgarlarının çok dünyada öne çıktığı bir dönem.
ve potansiyelde var olan gerilimler dünya üzerinde biraz daha yoğunlaşacak gibi görünüyor. 10 Eylül ile 25 Kasım arasında Mars'ın yaptığı gerilimli açılara baktığımızda, evet, burada yine bazı tarihler vermek istiyorum size. 30 Eylül öne çıkıyor çünkü Mars retro sürecinde tekrar Satürn'e bir kare yapacak. Hem bireysel anlamda hem de toplumsal anlamda dikkat çekici kazalara zemin hazırlayabilecek ve doğa olaylarına ve belki işte yine askeri hareketliliklere zemin hazırlayabilecek bir durum. Terör saldırılarının da artabileceğini unutmayalım. Bu Mars retrosunda 9 Ekim öne çıkıyor. Bunu artı eksi tabii ki 1-2 gün düşünebiliriz. 7 Ekim, 10 Ekim arası özellikle. Mars Plüto karesi. Patlamalara yol açan, ben yine doğa olaylarını, özellikle yanardağ patlamalarının, bazı depremlerin tetiklenebileceğini burada belirtebilirim. Amerika'da da toplumsal alanlarda çok güçlü hareketler olabilir. Çünkü zaten 13 derece Oğlak Burcu'nda olan ay tutulması, 5 Temmuz'daki tutulma bir şekilde Mars retrosunun döneminde Eylül sonları, Ekim ayında aktifleşecek. Ve Mars geçişi buraları daha da fazla tetikleyecek. Amerika'daki toplumsal olayların, hareketlenmelerin, isyan ve benzeri olayların, belki biraz daha çatışmaların öne çıkacağını, daha ciddi belki olayların olabileceğini yine sonbahar aylarında bekleyebiliriz. Evet, Mars 14 Ekim'de Güneş'le karşıt açıda yapacak. Yine çok stresli, tehlikeli bir açı. 12 Ekim, 15-16 Ekim arasını yine söyleyebiliriz. Güneş-Mars karşıtlığı önemli. 18 Ekim Güneş-Satürn karesi ve 19 Ekim Mars-Jüpiter karesi aktifleşiyor. 18 Ekim, 19 Ekim, 20 Ekim yine Mars'ın hem Güneş-Satürn karesi ile beraber Mars-Jüpiter karesi aktifleşeceği için yine çok gergin, stresli bir açı oluşturmasını bekleyebiliriz. Evet, 15 Kasım'dan itibaren retro bitiyor. Retro 15 derece Koç burcunda sona erecek ve Mars 15 derece Koç burcundan itibaren ileri harekete dönecek, ama gölge yanları Aralık ortalarına kadar devam edecek gibi görünüyor ve ardından ilerlemesiyle beraber Mars'ın hareketlerinde bu sefer Aralık ayında önemli hareketlerini görebiliriz. Evet, 23 Aralık yine Mars 3. kez bu sefer Plüto ile kare yapacak. Bakın, 3 kez, yani bir gezegen geri hareket yaptığında önemli açıları 3 kez yapabilir. İlk kez yapar, ardından geri gider, tekrar yapar, sonra düzelir, ileri döner, tekrar yapar. Bu geçişler her biri tabii bazı olayları tekrarlama potansiyeli taşıyor. Yani bazı şeylerin, olayların sonuçlarıyla tekrar tekrar mücadele edebiliriz. Tekrar o olayların gündeme gelmesi, kendini tekrarlaması bu süreç içerisinde mümkün görünüyor. Evet, zor bir sonbahar bekliyor bizi. Özellikle Mars'ın retroda olacağı 10 Eylül ile 15 Kasım arasında hem kişisel haritalarımızda, özellikle öncü burçlarda gezegenleri olanların dikkat etmesi lazım. Hem de tabii ki özellikle dünya üzerinde toplumsal alanlarda daha stresli, savaş enerjilerinin yoğunlaşacağı gerilimli günler bizi bekliyor gibi görünüyor. Mars'ın Koç burcundaki hareketinin kişisel etkilerini anlamak için tabii ki doğum haritalarımız burada önemli hale geliyor. Öncelikle yükselen burçlarınıza göre bu genel etkileri dinlemenizi öneririm. Yükselen Koçlar. Evet, Mars tabii ki sizin burcunuzda, Güneş burcunuz, öz burcunuz da Koçsa, çok önemli bir gezegen geçişi etkisi altında olacağınızı söylemek istiyorum. Özellikle yükselen burcu Koç olanlar, öz burcu Koç olanlar, bu önümüzdeki 6 aya, yıl sonuna kadar, önümüzdeki ocağa kadar olan döneme lütfen çok dikkat etsinler. Hem çok verimli de kullanabilirsiniz bu süreci, hem de bazı tersliklerde de karşılaşabilirsiniz. Özellikle retro sürecinde 10 Eylül ile
15 Kasım arasında Mars'ı iyi kontrol etmek gerekiyor. Çünkü negatif tarafları, gölge tarafları ortaya çıkabilir. Her şeyden önce sağlığınız biraz etkilenebilir. Kazalara daha açık olabilirsiniz. Bunun yanı sıra ateşli rahatsızlıklar, enfeksiyonlar Mars retrolarını da etkileyebilir. Vurma, düşme, çarpma, kırılma gibi konular, eklemlere, kemiklere dikkat edin. Siz olduğu kadar etrafınızdaki kişiler, aileniz, özellikle aile büyükleri, ebeveynlerinizle ilgili bazı zorluklarda söz konusu olabilir. Sevgili koçlar, 13 Ağustos, 24 Ağustos, 9 Ekim, 18 Ekim, 17 Ekim bugünler biraz daha bireysel anlamda temkinli olmakta, güvenli hareket etmekte fayda var. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Her koç aynı oranda etkilenmeyecektir. Çünkü retro, özellikle retro, burcun ikinci dekanı ve üçüncü dekanında olanları daha fazla etkileyeceği için, yani 15 derece ile 28 derece arasında önce burçlarınız varsa, güneş dereceniz veya yükselen dereceniz 15 derece ile 28 derece arasındaysa bireysel olarak daha fazla etki alabileceğinizi unutmayın. Temkinli olmamız gerekiyor. İleri harekette olduğu dönemlerde, yani Temmuz ve Ağustos aylarında tabii ki enerjiniz güçlenecek, özgüveniniz artacak, cesaretiniz artacak. Birçok şeyle daha rahat mücadele edeceksiniz. Bu hayatınızda bazı konuları bitirmek için, tamamlamak için, harekete geçmek için, girişimlerde bulunmak için çok faydalı da olabilir size. Bu özel zamanları da iyi bir şekilde değerlendirebilirsiniz sevgili koçlar. Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar, evet, bireysel olarak aslında çok etki alan bir burç değilsiniz. Tabii her boğa aynı değil. Özellikle kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Koç burcunda, terazi burcunda, yengeç veya oğlak burçlarında gezegenleriniz varsa 15 ile 28 derece arasında, o zaman retro döngüsünde 10 Eylül ile 15 Kasım arasında biraz daha dikkat etmekte fayda var. Mars 12. evinizden geçecek. Burası biraz daha gizli bir alandır. Mars burada zaman zaman psikolojik olarak sizi zorlayabilir. Biraz enerji düşüklüğü de yaratabilir. Bilinçaltınızdaki konuların çok hareketlendiği bir dönemdesiniz. Gizli düşmanlıklara dikkat edin. İş ortamınızda beraber çalıştığınız kişilerle olan ilişki dinamiklerine dikkat edin. Zaman zaman burada biraz agresyonlar, gerilimler olabilir ve genel sağlığınıza da lütfen dikkat edin. Sağlığınızı önemsemeniz gerekiyor bu dönemde. Ufak tefek de olsa bazı problemleriniz, bunları göz ardı etmeyin. İhmalkar davranmayın. Gerekli kontrollerinizi yaptırın sevgili boğalar. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar, Mars retrosu, özellikle Mars geçişi uzun bir süreç. Mars'ın İleri harekette olduğu dönemlerde Mars'tan destek alacaksınız. Enerjiniz artacak. Spor daha fazla yapacaksınız. Daha fazla gezeceksiniz. Daha girişken, daha özgüvenli olabilirsiniz. Sosyalleşebilirsiniz. Arkadaşlar, grup çalışmaları, bunlar önemli olabilir hayatınızda. Ama 10 Eylül ile 25 Kasım arasında lütfen özellikle kişisel doğum haritalarınızı kontrol ediniz. 15 derece ile 28 derece arasında önce burçlarınız varsa, o zaman bireysel olarak etki alabilirsiniz. İşte 13 Ağustos, 24 Ağustos, 9 Ekim, 18 Ekim bugünler ve bugünlere yakın olan zamanlarda daha dikkatli, temkinli olmakta fayda var. Siz bireysel olarak etkilenmeseniz de bazı ikizlerin işte sosyal çevrelerindeki kişiler etkilenebilir. Bazı arkadaşlarında mesela etkileşimler olabilir. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar, siz aslında etki alan burçlardansınız. Çünkü bir önce burçsunuz. Şimdi Mars uzun süre sizin 10. evinizde olacak. Demek ki aktif bir dönemdesiniz. Mücadele edeceksiniz. Hangi alanlarda? Geleceğinizle ilgili hedeflerinizde, kariyerle ilgili konularda. Aktif bir dönem aslında. Yeni işe girebilirsiniz. İş sorumluluklarınız artabilir. Bireysel girişimlerde bulunabilirsiniz mesleki anlamda. Oldukça başarılı da olabilirsiniz. Güçlü etkiler de olabilir. Ancak dönem dönem tabii ki zor açılara biraz dikkat edeceğiz. İşte hangi günler, biraz daha belki Ağustos ortaları, Ağustos'un son haftası. Zıtlaşmalara dikkat edelim. Tartışmalara dikkat edelim. Üstlerimizle ilişkilere, aile büyükleriyle ilişkilere dikkat edelim. Kazalara dikkat edelim. Özellikle 10 Eylül, 15 Kasım arasında anlaşmazlıklar olabilir, kavgalar olabilir, aile büyüklerimizde sağlık sorunları ve problemler olabilir.
kendimiz biraz daha kazalara, sakarlıklara daha yatkın olabiliriz. Bunları kontrol etmek gerekiyor. Her yengeç aynı ölçüde etkilenmeyecek tabii ki. Kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz veya yükselen burcunuz özellikle 15-28 derece arasındaysa veya önce burçlarda gezegenleriniz varsa bireysel etkileriniz artabilir. Bu da tabii ki dikkat etmeniz gerektiren koşulları daha fazla öne çıkaracak. Sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar, evet Mars uzun süre 9. evinizde aslında özgüveninizi arttırıyor. Daha fazla hareket edeceğiniz, gezeceğiniz, seyahat edeceğiniz bir dönemdesiniz. Girişimlerde de bulunabilirsiniz. Belki bir ticari girişim olabilir. Belki eğitimle ilgili başlangıçlar yapabilirsiniz. Yabancı kültürler, farklı bilgiler, uluslararası alanlarda da aktif bir dönemde olacaksınız. Aslında siz sert bir açı almıyorsunuz. Siz de bir ateşsiniz çünkü, koç gibi. Ancak tabii ki herkesin haritası farklı farklı. Kişisel doğum haritalarınıza bakınız lütfen. Önce burçlarda yani koç, terazi, yengeç, oğlak gibi burçlarda gezegenleriniz varsa o zaman Mars'a biraz daha dikkat etmek lazım. Özellikle de 10 Eylül ile 15 Kasım arasındaki retro sürecinde daha fazla dikkat etmek lazım. Kazalara dikkat edin, trafikte dikkat edin, seyahatlerde dikkat edin. İlişki dinamiklerinde, akraba ilişkilerinizde biraz zaman zaman tartışmalara zemin hazırlayabilir. Bunlara dikkat etmekte fayda var. Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar, evet uzun süre Mars 8. evinizde para dinamiklerinizi hareketlendiriyor. Para kazanabilirsiniz, harcayabilirsiniz, para girişleri, çıkışları olabilir ama enerjinizi para konularına odaklayacaksınız. Bu dönem kişisel doğum haritalarınıza göre değişecektir tabii ki. Lütfen kontrol ediniz haritalarınızı. Özellikle öncü burçların 15 ve 28 derecelerinde gezegenleriniz varsa parasal aktivitelerde zaman zaman kontrol dışı baskılar, stresler oluşabilir. Özellikle de geri hareketli olduğu 10 Eylül ile 15 Kasım arasında harcamalara dikkat edin. Parasal riskler almamaya çalışın. Çünkü biraz beklentilerinizin dışında kontrol dışı durumlarla karşılaşabilirsiniz. Ve lütfen kazalara da dikkat edin. Ve ameliyatlara dikkat edin. Mars ameliyatları da yönetir. Ve Mars'ın retro olduğu dönemlerde çok çok acil ve gerekli değilse ameliyat veya herhangi bir operasyon önerilmez. Bu diş içinde olabilir, herhangi bir şey içinde olabilir. Mümkünse bunları Mars retroya geçmeden önce tamamlamakta fayda var sevgili Başaklar. Ve sevgili Teraziler ve yükselen Teraziler. Evet, Mars geçişi sizin için önemli. Uzun süre ilişki dinamiklerinizde çok fazla bir enerji harcayacaksınız gibi görünüyor. Bu zaman zaman mücadelelere, zaman zaman tartışmalara, eşinizle, partnerinizle, ortağınızla biraz böyle agresyona neden olabilir. Daha dengeli olmalısınız, daha sağduyulu, daha idareci olmanız gereken bir dönemdesiniz. Özellikle 10 Eylül 15 Kasım aralığında belki biraz daha stres koşulları artacak ya da istem dışı durumlar olacak ya da bir şeyleri kontrol etmekte zorlanabilirsiniz. Geçmiş ilişkiler, ilişkilerinizle ilgili geçmişten gelen yarım kalmış konular, geçmiş sorunlar olabilir. Eşinizin, partnerinizin zarar görmesi, bazı hastalıkların, kazaların ortaya çıkması mümkün. Lütfen dikkat edin. Siz de tabii ki fiziksel anlamda kendinize dikkat edin. Bu süreç içerisinde kazalara dikkat edin, sağlığınıza dikkat edin. Operasyon ihtimalleri olabilir. Buna mümkünse tabii ki retro dönemlerinde karar vermemeye çalış ya da herhangi bir harekete geçmemeye çalışıyoruz. Özellikle 13 Ağustos, 24 Ağustos ve yakınları, 9 Ekim ve yakınları, 16 Ekim, 17 Ekim ve yakınları. Buralar birazdan Mars'ın hareketlerinin üzerinizdeki tesiri artabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Öz burcunuz, yükselen burcunuz 15-28 derece arasındaysa veya haritalarınızda öncü burçlarda bu derecelere yakın gezegenler varsa bu Mars geçişi sizi daha güçlü bir şekilde etkileyecektir. Mümkün olduğunca sakin, sağduyulu, temkinli hareket etmekte fayda var. Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar, Mars yönetici gezegeniniz ve uzun süre koç burcunda, demek ki günlük hayatınızda biraz iş temponuz artıyor. Daha fazla çalışıyorsunuz, efor sarf ediyorsunuz. Temmuz, Ağustos ayları, evet bu anlamda çok iş başarabilirsiniz, işe girebilirsiniz, mesuliyetleriniz artabilir.
Ama 13 Ağustos'a, 24 Ağustos'a ve yakınlarına dikkat edin. Sağlığınıza dikkat edin, kazalara dikkat edin. Yanınızdaki kişilerle ilişki dinamiklerine dikkat edin. Çünkü tartışmalar olabilir. Özellikle retro dönemlerde 10 Eylül ile 15 Kasım arasında da Mars'ı kontrol etmek biraz zorlaşacaktır. Beraber çalıştığınız kişiler, yanınızda çalışan kişiler, hizmet aldığınız kişiler, buralarda agresyon oluşturacak durumlar olabilir veya günlük iş temponuz yavaşlayabilir. Gereksiz engellerle karşılaşabilirsiniz. Kemik ağrıları, eklem ağrıları, kronik romatizma sorunları, diş problemleri oluşabilir. Tüm bunları ciddiye almamız gerekiyor bu dönemde. Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. Evet, uzun süre Mars 5. evinizde yaratıcılığınız artıyor, enerjiniz artıyor. Fiziksel anlamda hareketli bir sürece gireceksiniz. Özgüveniniz güçleniyor. Biraz daha eğlenceye, keyifli konulara zaman ayırabilirsiniz. Enerji harcayabilirsiniz. Aşk hayatınızda, romantik hayatınızda hareketli günler. Libidonuz da yükseliyor. Cesaretiniz de yükseliyor. Bu cesaretle, özgüvenle çok fazla risk de alabilirsiniz. Bunlara dikkat edin. Özellikle işte 13 Ağustos, 15 Ağustos arası, işte Ağustos'un son günleri, biraz daha risklere dikkat edin. Özellikle 10 Eylül, 15 Kasım arasında retrosu sizi duygusal hayatınızda, aşk hayatınızda biraz geriye çekebilir. Aşk trafiğiniz biraz karışabilir. Burada maddi anlamda da, cinsellikle ilgili konularda da, aşk hayatınızda da bazı riskler alabilirsiniz. İstem dışı bunları kontrol etmek gerekiyor sevgili yaylar. Ve sevgili oğlaklar, yükselen burcu oğlak olanlar. Siz de bir öncü burçsunuz. Kuşkusuz Mars'ın koç hareketi önemli. Uzun süre ev, yuva alanlarında daha fazla enerji harcayacaksınız gibi görünüyor. Belki evde çalışıyorsunuz. Evet, evde çalışmaya devam edeceğiz. Aileyle ilgili konulara enerji harcıyoruz. Ev işleri, emlak işleri, taşınma işleri, belki evde yapılan bir şeyler var. Buralara zaman harcıyoruz, enerji harcıyoruz. Dönem dönem biraz stresler olabilir. Buna dikkat edelim. Özellikle 13 Ağustos yakınları. Bunu 10-15 Ağustos alabiliriz. Ağustos'un sonları, 23 Ağustos, 25 Ağustos aralığı. Ve Mars'ın retro yaptığı 10 Eylül, 15 Kasım aralığında. Özellikle 9 Ekim, 15 Ekim gibi zamanlara lütfen dikkat edelim. Kişisel doğum haritanıza bakınız. Öz burcunuz ya da yükselen burcunuz 15 ya da 28 derece arasındaysa bireysel olarak daha sert etkiler alabilirsiniz. Dikkat etmeniz lazım. Öncü burçlarda da gezegenleriniz daha fazlaysa o zaman etkileriniz kat kat artabilir. Aileyle ilgili konulara da dikkat edelim. Ebeveynlerimizle ilgili bazı hastalıklar olabilir, sağlık konuları olabilir. Siz de zaman zaman kazalara açık olacaksınız. Unutmayın, evde de olsa çok güvenliğinize dikkat etmeniz lazım. Yani ev kazaları da oluşabilir. Dişler, dizler, eklemler, kemikler, bazı romatizmal ağrılar, sızlar artabilir. Özellikle sağlık sorunlarınız varsa, bir ameliyat ya da operasyon geçirmeniz gerekiyorsa lütfen bunu Mars'ın retro olduğu 10 Eylül 15 Kasım arasında yapmamaya çalışın. Bunun dışındaki zamanlarda daha rahat bunları yapabilirsiniz. Ve sevgili kovalar, evet, Mars hareketi 3. evinizde uzun süre yakın çevrenizdeki kişilerle aktiviteler artacak gibi görünüyor. Biraz hani enerjinizi, evet, yeni düşünceler, yeni fikirler, yeni projelere odaklıyorsunuz. Bazılarınız bir ticari oluşum içerisinde, bazılarınız yeni bir eğitime başlayacak. Medya üzerinde, iletişimle ilgili, internet, sosyal medya üzerinde de aktifsiniz. Yeni girişimler olabilir. Kardeşlerinize enerji harcayabilirsiniz. Daha fazla gezmeniz, seyahat etmeniz mümkün. Ama bazı dönemlerde dikkat edin, kazalara dikkat edin. Komşularla tartışmamaya çalışın. Kardeş ilişkilerinizde gerilimler olabilir. Bunlara dikkat edin. İşte 13 Ağustos yakınları, 24 Ağustos yakınları, özellikle 10 Eylül ile 15 Kasım arasındaki retro dönem, 9 Ekim gibi, 10 Ekim gibi ya da 15-16 Ekim gibi dönemlerde lütfen biraz daha bu bahsettiğim konularda güvenli hareket etmeye çalışın. Ve sevgili balıklar, yükselen burcu balık olanlar, uzun süre Mars para evinizde, demek ki önümüzdeki ocağa kadar para kazanma konusunda mücadele var, savaş var. Evet, yeni iş girişimleri olabilir, yeni çalışma
süreçleri olabilir. Ve burada çalışarak para da kazanabilirsiniz. Mücadele var para konularında, ama dönem dönem istem dışı harcamalar da olabilir. Parasal konularda baskılar, biraz kısıtlamalar da hissedebilirsiniz. Bazı dönemlere daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor. İşte 13 Kasım yakınları, 24 Kasım, pardon, 13 Ağustos, 15 Ağustos, 24, 25 Ağustos. Ardından özellikle Mars'ın retro harekette olduğu sonbahar ayları, 8 Ekim, 10 Ekim aralığı, 15 Ekim, 17 Ekim aralığı, bu dönemde parasal riskler almamak, daha dikkatli olmak, daha güvenli olmak, biraz tedbirli olmak gerekiyor ve kazalara tabii ki dikkat etmek gerekiyor. Genel sağlığımıza bu dönemde daha fazla dikkat etmek gerekiyor. Her balık etki almayacak. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle önce burçlarda Koç, Yengeç, Terazi veya Oğlak gibi burçların 15-28 derecelerinde gezegenleriniz varsa, o zaman bireysel etkiler bekleyebiliriz. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz Eylül ayında başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 50 17 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.